İfeoğlu'ndan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Faruk Aslan. Bugün sizlerle birlikte mimarımız İlknur Hanım'ın Balıkesir Gömeç'teki bir müşterimiz için tasarlamış olduğu ve evin büyük bir kısmını tamamladık. Muhtemelen önümüzdeki haftada evimizin teslimatı var. Bu ev diğer alışkın olduğumuz mimari tarzların dışında loft tarzı gerçekten diğer loft binalara göre çok farklı. Herkesin beğenmeyeceği, herkesin içinde yaşamak istemeyeceği ama herkesin elinde olmayarak hakkında konuşmak zorunda kalacağı bir tasarım. Videomuzun ilerleyen kısımlarında şantiyeden birçok görüntü vereceğiz. Bunları bir akış içerisinde vereceğiz. Ve yapım aşamalarıyla yapımdaki zorluklar, hangi detaylara dikkat ettik ve Türkiye'de ilk defa yaptığımız uygulamalar neler? Onları size açıklayacağım. Proje gayet güzel ve şık bir görünüme sahip. Bu görünümün aynısını şu anda sahaya da yansıtmış durumda. Uzun bir zaman önce arazimize gittik. Arazimiz zeytin ağaçlarının olduğu bir lokasyondaydı. Binamızın yerini açarken hiçbir zeytin ağacımıza zarar vermedik. Ve alan tesviyesi gerçekleştirildi. Alan bu şekilde düzeltildi. Araziyi düzelttikten sonra şu gördüğünüz bölümlerde biraz kot oluştu. Ancak tatlı bir şey var ve bu şevde binanın genelinin düz bir yere oturması durumunda göz önüne alabileceğimiz bir detaydı. Burada kazı işlemini yaparken ve tesviye işlemini yaparken terazi cihazımızdan Nivo ile sürekli ölçümlemelerimizi gerçekleştirdik. Şimdi binamızı kısaca tanıyalım. İlknur Hanım'ın mimari sunumunda da belirttiği üzere bina salon bölümünden ve gece bölümünden oluşuyor. Alt katta 2 oda bir salon, üst katta ise bir ebeveyn odası ve çamaşır odası bulunuyor. Aslında çok böyle kalabalık geniş bir bina değil. Zaten metrajından da anlayacağımız üzere 126 metre artı 42 metre toplamda 168 metrekare inşaat alanına sahip ve bunun biraz daha azı kapalı alan olarak da karşımıza çıkıyor efendim. Alanı düzelttikten sonra kalıp çaktık ve ızgara şeklinde nervürlü demirlerimizi döşedikten sonra beton atma işlemine geçtik. Binamızın bize yakın olan tarafında hafif dolguda çalışmak zorunda kaldık. Aslında sahada çıkan malzeme de gayet stabilize, yani sıkıştırılamayan, hacimsel olarak değişime uğramayan malzemedendi. Ama biz yine de ne olur ne olmaz diye bu bölgede donatıda biraz sıklaştırmaya gittik ve temel oturmalarından kaçınmaya çalıştık. Temel atma işlemimizi tamamladık. Neredeyse en zorlu süreçlerimizden bir tanesi de temel atma sürecimizdi. Daha sonra çelik malzememizi sahaya indirdik. Gözümüze çarpan bir şey var. Sahayı komple çelik doldurduk. Beklentimizin çok çok üstünde çelik imalatı gerçekleşti. Aslında biz bu evi ilk tasarladığımızda hafif çelik olarak düşünüyorduk. Ancak yaptığımız statik hesaplar sonucunda hafif çelik yapıyla salon kısmını taşıtamayacağımızı anlayınca ağır çelik detayları o zaman ortaya çıktı ve projenin başlangıcında ciddi manada zarara uğradık. Ancak tabii ki hiçbir firmanın da yapamayacağı gibi biz de sağlamlıktan ödün vermeyerek zararı göze alıp güzel bir tasarım, ayrıca sağlam bir yapı yapmak için yola koyulduk. Gördüğünüz üzere ağır çeliklerimizi fırın boya ile boyayarak getirdik. Yani buradaki araçlarınızdaki boyanın bir benzeri, yani fırın boya yaparak sahaya getirdik. Tabii ki şunu da biliyorduk, her ne kadar fırın boya yapsak da bunlar çok ağır malzemeler, indirilirken kaldırılırken bu boya biraz zarar görecekti. Slide'ımızın ilerleyen bölümlerinde de bu zarar gören yerlere nasıl tadilat yaptığımızı göreceksiniz. İmalat öncelikle hafif çelik konstrüksiyonu, yani gece bölümü hafif çelik konstrüksiyonla çözüldü. Hafif çelik konstrüksiyonun yerleştirilmesiyle başlandı. Çünkü o bize kılavuz olacaktı ve ilerleyen safhada da ağır çelik kurulumu başladı. Ağır çelik kurulumunda size belirtmek istediğim bir detay var. Burada gördüğünüz gibi hiyap vinç getirmek durumunda kaldık. Bu da videomuzun başında belirttiğimiz üzere hafif çelik olarak tasarladığımız binamız statik hesaplarda hata verince ağır çeliğe geçmek zorunda kaldı. Ağır çelik ciddi manada ilave bir maliyet getirdi bize demir tonajı olarak. Ayrıca bunun montajı esnasında da yine vinç kiralamak durumunda kaldık ve onun da ciddi bir ücret ödemek durumunda kalmıştık sahada. Bu da yine sahada hesaplayamadığımız unsurlardan bir tanesiydi. Ağır çelik konstrüksiyonu yerleştirilmesi gerçekleşti görüldüğü üzere. Şu şekilde ağır çelik konstrüksiyon yerleştirildi. Biraz da size neden hafif çelik konstrüksiyonun burada taşıyıcı olarak bulunduramadığımızı, neden dolayı ağır
bahçeliğe geçtiğimizi belirteyim. Şimdi burası hangar tipli bir yapı ve ilk Nuram'ın belirttiği gibi 6 metreden fazla bir yüksekliği var. Burası Balıkesir'de ve yüksek bir yerde. Denizden gelen rüzgarlar veyahut da dağdan aşağı doğru inen rüzgarlarda buraya yapılan basıncı karşılayacak bir şey yoktu. Çünkü mimarımız İlk Nur Hanım aynı zamanda şuraya da çizimde bir detay geçmişti. Bu detayda pencere detayı. Yani şurada rüzgar gelince bu yapıyı bükmeye çalıştığında karşısında herhangi bir kuvvet yoktu. Ancak ağır çelikte şu köşelere yaptığımız ağır çelik detaylarla bu yükleri taşıtabildik. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ağır çelik, hafif çelik yani çelik konstrüksiyon yapılarda ciddi manada tasarımsal olarak avantajlı yapılardır. Bunların tasarımsal olarak çözümlemeleri de daha kolay olmakta. Bu da bize bu düzeydeki güzel tasarımları ortaya çıkarma avantajı sağlıyor. Yapının malzeme detaylarına geldiğimiz zaman da aslında yapı çok az malzemeyle yapılmış ve bu malzemeler birbirleriyle o kadar güzel uyumlu bir şekilde kullanılmış ki ortaya bu şıklık çıkıyor. Yani bordex üzeri mineral sıva, bu da detaylarda bordekste binanın cephesine kabartmalar verilip cepler oluşturulmuş ve patlatma mermer taşı da bunun son halkasını oluşturuyor. Tabi binanın büyük bir bölümü de yine metal kenet çatının binayı kaplaması da güçlü bir his veriyor. O açıdan bina güven veren bir tarafı var. Sahada çelik konstrüksiyon kurulumumuz bittikten sonra öncelikle OSB imalatına geçtik. OSB'leri duvarda kullanmamızın sebebi de dışarıdan gelecek olan ısı köprüsünü kırılması. Çatıda da uygulamaları devam ediyor. Bu çatı uygulaması da yine ızgara şeklinde ısı yalıtımı oluşturacak şekilde getirildi. Balıkesir sıcak bir iklime sahip olsa da yani deniz kenarında olmasından dolayı buralarda da sıcakla ilgili sorunlar var. Tabii kış aylarında da yine yağışlar olabiliyor, kar yağışı olabiliyor. Sıcak ve soğuktan da etkilenen bir iklimi var. Burada döşemenin hemen şurada gördüğümüz OSB döşeniyor. Onun üzerine ahşap çıta yapılacak. 5 cm bunun üzerine taş yünü yalıtım gelecek. Onun da üzerine tekrar OSB getirilerek burada bir kabuk oluşturuluyor ve soğuğun ve sıcağın binaya girmesi engelleniyor. Tabii aynı zamanda da şu çeliklerin içerisine de yine taş yünü doldurularak buranın yalıtımı bir kat daha arttırılmış oluyor. Yalıtımsal olarak da müşterimizin memnun kalacağına eminiz. Burada iç görsellerimiz, yine çatıdaki ağır çelik detaylar yapıya güçlü bir his katmanın yanında estetikte bir tarafı var. Bu slaytımızda ise hem bir yandan yalıtımlar yapılmaya başlamış, bir yandan da elektrik ve sıvı tesisat imalatları devam ediyor. Elektrik tesisatına da dikkat çekmek istediğim bir husus var. Gördüğünüz üzere bizim ağır çelik ve hafif çelik yapılarımızda normal betonarme inşaatlarda olan tek damar kablolar yerine antigron kablo kullanılıyor. Ayrıca bu antigron kablolarda yine muhafaza içerisinden geçirilerek zarar görmesi engelleniyor. Ya da herhangi bir arıza olması durumunda da bu kabloların çekilip yerine yeni kablo atılması için de altyapı oluşturulmuş oluyor. Sizlerden ricam, biz sürekli bu yapıların daha sağlam, daha güçlü, daha yalıtımlı olması için çeşitli fikirler geliştirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de aklına gelen bunları daha ekonomik ve daha sağlam çözebileceğimiz uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmında belirtmenizde fayda görüyoruz. Evet, belirttiğim rüzgar yüküne dayanmasını engelleyen unsurlardan büyük bir tanesi de şu alanın yırtılmış olması. Tabii bu da yapıya güzel bir hava katıyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Arkadaşlarımız binanın cephesini ve kenet çatı geçen bütün alanları yalıtımlarını gerçekleştirmişler. Yani OSB sandviç dediğimiz Efeoğlu'nda uyguladığımız bir yöntem bu. Onu yapmışlar. Bordex uygulamaları tüm hızıyla devam etmiş. Ve evin arka cephesinden bir görsel. Yerden ısıtma sistemi uygulaması başlamış. Aynı zamanda bir taraftan da kenet çatı uygulaması devam ediyor. Görüldüğü üzere kenet çatı uygulaması da gayet şık ve sağlam bir yapıda. Müşterimiz Enes Bey'in objektifinden kendisi inşaatımıza ziyarete gelmişti ve fotoğraf çekme konusunda çok mahir. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Bu fotoğrafları kendisi objektifinden çekip bize gönderdi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Çok hoş, yaşanılası bir yer ve yaşanılası bir ev. Yine az önce belirttiğim yırtılmadan dolayı, buradaki pencere alanından dolayı ağır çelik yapı yapmak zorunda kaldığımızı belirtmiştik.
Şimdi de boya uygulamasına geçildi. Boya uygulamasında köşeben çekildikten sonra, fileli köşeben çekildikten sonra gördüğünüz üzere fileli sıva uygulamasına geçiliyor. Bu uygulamanın aynısı iç cephede alçı pan üzerine de yapılıyor. Alçı panlarda normalde yaygın olan uygulama derz bandı çekilerek sıva yapılmasıdır. Ancak biz Efeoğlu'nda Türkiye'de belki de bir ilktir. Bütün her tarafa file üzerine sıva yapıyoruz. Bu hem iç cephede hem dış cephede geçer. Böylelikle hem kaba sıva, alçı kaba sıva yaptığımız zaman alçı panın çelik üzerinde oluşturduğu eğimli yüzeylerin ortadan kaybedilerek pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini amaçlıyoruz. Bu konuyla ilgili de eğer tavsiyeniz varsa yine yorumlar bölümünden bize ulaştırabilirsiniz. Biz uzun zaman alçı pan uygulamalarının ve dış cephede bordeks uygulamalarının nasıl daha sağlıklı olacağını düşünerek bu yöntemleri bulduk. Siz de bize tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Uygulama devam ediyor görüldüğü üzere. Bu uygulamanın üzerine bir kat daha sıva geçilecek. Şu anda bu birinci kat. İkinci katta artık file görünmüyor. Şu hale geldiği zaman fileli mineral sıva uygulamasının sonuna gelmiş oluyoruz. Burada ise boya yapıldığını düşünebilirsiniz. Ancak daha boyaya var. Burada astar uygulaması yapılıyor. Yani şöyle bir şey yapıyoruz biz Efeoğlu'nda. Yani dış cephede ve iç cephede de uyguladığımız bir yöntem. İki kat elyaf katkılı sıva, fileli sıva attıktan sonra elyaf katkılı sıvayla mineral sıva arasına da yine bir astar uygulaması yapıyoruz. Çünkü elyaf katkılı sıvanın yüzeyinde suyla birleşip kimyasal tepkimesini tamamlayamamış, toz halinde kalmış olan partiküller mineral sıvanın normal elyaf katkılı sıvaya yapışmasını zorlaştıracaktır. Ancak astar uygulaması bu durumu ortadan kaldırıp elyaf katkılı sıva ile mineral sıvanın aderansını arttırıyor. İç cephe sıva detayları ve iç cepheden bir görünüş. Giriş kısmına İknur Hanım'ın da belirttiği üzere beton görünümlü seramik yapıldı. Ayrıca bu bölümde de yine mermer kaplama yapılarak yapının girişi güçlü bir hale getirildi. Yapının duvarlarında yaptığımız seramik uygulaması, seramik uygulamalarını takozlarla destekleyerek kusursuz bir hale getirmeye çalıştık. Çok da uygulanmasını sıklıkla görmediğimiz zeminde traverten taş kaplama ve bu kaplamanın diziliş şekli French pattern tarzı bir diziliş görüyoruz. Ve yine dış cephede mermer patlatma taşı uygulaması. Bunların uygulamasında çok titiz davrandık. Yani renderlarla gerçek arasında gerçekten neredeyse hiç fark yok. Bu da müthiş bir uygulama başarısı. Ayrıca şu köşelerin netliklerini de benim çok hoşuma gidiyor işçilik olarak. Yapı yapmak bir disiplindir. Bu disiplini de burada görebiliyorsunuz efendim. Yine burada beton görünümlü seramik, patlatma taşı ve zemindeki traverten kaplamayı görebiliyoruz. Yapının renderlarından görseller. Önümüzdeki hafta uygulamanın bitişinden sonra yine Instagram adreslerimizden ve YouTube'dan yapının şantiye vloglarını da sizlere sunacağız. Yapının uygulamasıyla ilgili size elimizden geldiği kadar şeffaf bir şekilde yapının başından sonuna kadar slaytlar göstermeye çalıştık. Yani böyle bir evin salonunda oturup kendi komşularınız ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek hoş bir duygu olsa gerek. Şimdiden Enes Bey'e hayırlı olsun. Bu bölümde işte şurayı yapmasaydık veya buraya yapmasak yapı daha ucuza nasıl mal olur'u söyleyemeyeceğim. Çünkü sanki bu yapıyı istiyorsak bu maliyetlere katlanmamız gerekecek gibi geliyor bana. Herkese iyi günler. Yorumlar kısmından soru sormanız durumunda hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Bir sonraki tasarımımızda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.